Polonya, Türk sihası alan ilk NATO ülkesi oldu. Polonya basını Türk sihalarını Suriye'de Rusya'nın uçak savar savunmasını aşağılayan savaş dronları olarak tanımladı. Türk sihaları bugüne kadar pek çok övgü aldı. İşte onlardan bazıları. Look how Turkey has been operating in Libya, where it has used the Baraka TB2 UAV since mid-2019. Or consider Turkey's involvement in Syria. Even if only half these claims are true, the implications are game-changing. 2020 yazında Doğu Akdeniz geriliminin zirve yaptığı dönemde İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Suriye ve Libya'daki gelişmelere dikkat çekip Türk sihaları için oyun kurallarını değiştiriyorlar dedi. Bu çıkış sonrası dünya medyasında benzer övgüler birbirine izledi. Amerikan, Alman ve İngiliz basınında Türk sihalarının başarısını metheden haberler yayımlandı. Türk sihaları Libya ve Suriye'den sonra Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde de kilit rol oynadı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile gerçekleştirdiği terörle mücadelesini silah ambargosuyla cezalandırmaya çalışan Norveç basını bile Türk savunma sanayinin gücüne kayıtsız kalamadı. Norveçli dış politika uzmanı Aste Toşe, Bayraktar sihalarını F-35 jetleriyle kıyasladı. Aynı zamanda Nobel Ödülü Komitesi üyesi olan Aste Toşe, Norveç'in F-35 siparişlerini iptal edip Türk sihalarına yatırım yapmasını önerdi. Pahalı ve güvenirliği sorgulanan bir F-35 uçağı almak yerine 22 adet Türk sihası alınmalı dedi. Türk sihaları yabancı ülkelerin savunma yatırımlarına da yön vermeye başladı. İngiltere hükümeti, Savunma Bakanlığından İngiliz ordusu için yerli SİHA programı geliştirmesini istedi. Rusya'da Karabağ Savaşı'ndan sonra yerli SİHA üretimine hız verdi. Ukrayna'nın envanterine Türk SİHA'larını katması Rusya'dan tepki gördü. Rus ordusu, SİHA avcısı dronuyla gözdağı vermeye çalıştı. Türk SİHA'larına Çin'den de övgü geldi. Çinli bilim yazarı Song Yichang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı Apple kurucusu Steve Jobs'a benzetti. 他在无人机作战的地位，特别像这个乔布斯在手机中的地位。我个人认为，这中东出了这么一个天才，类似乔布斯在这个苹果手机进入这个，就是现在智能手机。Dünyayı kendine hayran bırakan Türk sihaları şimdi NATO yolunda. Polonya, Bayraktar sihalarını alan ilk müttefik ülke olacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak haberi ülkesine müjde olarak duyurdu. Polonya medyasında kritik bir kıyaslama yer aldı. Virtualna Polska haber sitesi, Bayraktar TB2'leri, Rusya'nın uçak savar savunmasını aşağılayan Türk savaş dronları olarak tanımladı. Türk sihalarının Suriye'de Rus ekipmanına karşı test edildiği belirtildi. Türkler birkaç insansız hava aracı kaybetmiş olsalar da Ruslar uçak savar sistemlerini kaybetti denildi. Türk sihalarının düşük fiyat ve kanıtlanmış savaş etkinliği avantajlarına sahip olduğu vurgulandı.